Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde JavaScript'te fonksiyonlar konusuna değineceğiz. Fonksiyonlar bir işlevi yerine getiren kod bloklarıdır. Eğer bir projede birden fazla sayfada ya da yerde çalışmasını istediğimiz kodlar varsa fonksiyonları kullanıyoruz. JavaScript'in nesne tabanlı yani object oriented bir dil olmasından kaynaklı olarak belirli olayların gerçekleşmesini sağlamak için fonksiyonları kullanabiliriz. Fonksiyonlar hazır ve kullanıcı tanımlı olmak üzere iki temel sınıfa ayrılırlar. Diğer bir sınıflama yöntemi ise parametreli ya da parametresiz olmalıdır. Şimdi parametresiz fonksiyonlarla yavaş yavaş fonksiyonları öğrenmeye başlayalım. Parametresiz fonksiyonlar adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir parametreye gerek duymadan ve fonksiyonda tanımlanan kodların yerine getirilmesiyle çalışan fonksiyonlardır. İlk olarak deneme projemizi açıyorum. Daha sonra kodlarımı yazmaya başlıyorum. Kullanıcı sayısı 1 değişkenimi oluşturdum. Daha sonra prompt fonksiyonumu yazdım. Şu şekilde de veri girişini alacağız. Şimdi kullanıcı sayısı 2 diyorum. Daha sonra bunu çalıştırıyorum. Parse int fonksiyonumu yazıyorum. Bu kullanıcı sayısını string türünden number türüne çevirecek. Artı parseInt diyorum tekrar. Kodlarımı seçtim. Ctrl KD ile düzelttim. Şimdi çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi ilk değerimiz 3 olsun. Daha sonra 4 yazalım. Bunları toplayacak arkadaşlar. Sonuç olarak da bize 7 verecek. Şimdi bunu fonksiyon içinde yazalım. Fonksiyon tanımlarken function yazıyoruz arkadaşlar. Direkt kendi snippets'larından getirdi. Adını veriyoruz. Topla dedim. Parametresi olmasın ve içeriğini yazalım. İçeriği bu olacak arkadaşlar. Burayı da sildim. İşte fonksiyon tanımlamak bu kadar basit. Daha sonra topla diyorum. Ve fonksiyonumu çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde çalışacaktır. Şimdi arkadaşlar parametreli fonksiyonlara bakalım. Kod yazarken iki değeri kısa bir şekilde toplamak istiyoruz diyelim. Ve bu kodları başka sayfalarda da kullanacağız. Bunun için aşağıdaki gibi bir parametreli fonksiyon yazacağız. Hemen yazıyorum. Function topla diyorum. Parametreleri bunları siliyorum. İlk sayı olsun ve ikinci sayı olsun. Daha sonra alert ile ilk sayı artı düzeltiyorum, özür dilerim. İkinci sayı diyorum. Ve sayfada kullandığımızı varsayalım. 4 ile 5'i kullanalım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. 9 sonucunu verecektir. Bu şekilde kullanabiliyoruz. İlk parametremiz ilk sayı, ikinci parametremiz ikinci sayı şeklinde. Bunu şöyle de yapabilirdik. Alert number derdik. Bunları number veri türüne çevirecektir. Daha sonra bunları tırnak işaretleri içinde yazarsak string bit veri türü olduğunu belirtiriz ve bu string veri türleri number türüne çevrilecek. Bu şekilde de fonksiyonumuz çalışacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 sonucunu alıyoruz.
Return deyimi var arkadaşlar. Bazen kodlarımızda çalışmasını istemediğimiz alanlar olabilir. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde continue deyimini kullanmıştık. Continue'de çalışmasını istemediğimiz kodlar çalışmaz. Fakat geri kalan kodlar çalışır. Return'de ise kodların çalışmasını istemediğimiz kısmına gelince fonksiyondan çıkılır ve altındaki kodları çalıştırmaz. Aralarında böyle bir fark vardır. Hemen bir fonksiyon daha tanımlıyorum. Function. Fark hesaplama diyorum. İlk ve son parametreleri olsun. İçeriği de scope alanlarını yazıyorum. İlk parametrem küçükse sonuncudan return diyorum. Fonksiyondan çıkacak. Değilse fark alacak. Yani bana eksi değerli bir fark göstermeyecek. Böyle bir fonksiyon yazabiliriz. Fark hesaplama diyorum. 15 ile 20'yi hesaplasın. Hesaplamayacak arkadaşlar çünkü negatif bir değerli. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Return ile çıktık. Deneme amacıyla şuraya 25 yapıyorum. Fonksiyonumuzun çalıştığını göstermek için. 5 sonucunu verecektir. Tekrar 15 yapıyorum. Eksi değerli olsun. Return'den önce buraya bir uyarı verelim. Alert diyelim. İlk değer ikinci değerden küçük de yazalım. Bu şekilde de bir uyarı verebiliyoruz. Çalıştırdığım zaman alert penceresi gelecektir. İlk değer ikinci değerden küçük de şeklinde. Hazır fonksiyonlar var arkadaşlar. Onlara da değinelim. Bu dersimize kadar write, alert, prompt, sub, concat gibi birçok hazır fonksiyon gördük. Hazır fonksiyonlar, kod yazımında kolaylık sağlayan JavaScript ile hazır gelen fonksiyon gruplarıdır. Şimdi birkaç tanesini görelim. Eval var. Değişken türünü algılayıp dönüştürme, yani convert işlemi yapar. Çok basittir arkadaşlar burada. Var a diye bir değişken tanımladım. Veri türü number. Var b de 8 olsun. Bunun da veri türü string. Document write a artı b yazıyorum şimdilik. 128 yazacaktır arkadaşlar. Çünkü number veri türü ile string veri türünü birleştirecektir. Gördüğünüz gibi 128 yazıyor. Ama b için eval fonksiyonumu kullanırsam bunun bir string veri türü olduğunu algılayacak ve bunu number'a çevirecektir. Çünkü A ile B'yi toplamaya çalışacaktır ve bize 20 sonucunu verecektir. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor. ParseInt, ParseFloat metodu var. ParseInt'i görmüştük zaten. String bir veri türünü integer'a yani tam sayıya çeviriyor. ParseFloat yine string bir veri türünü ondalık sayıya çeviriyor. String metodu var. String veri türüne çeviriyor. Number metodunu da gördük. Number ise number türüne dönüştürüyor verimizi. Bu derslik bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.